Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Okuyabilirsiniz hocam dedi. Arkadaşlar, ben Tanrı gibi karnından olmuş bilge hakan. Mikrofonu verir misiniz? Hocam bir saniye. Burada 135. beyitte kalmışız. İnşallah 135. beyitten devam ediyoruz. Güzellere ait sözlerin başkalarının sözleri arasında söylenmesi daha hoştur. Bunu apaçık, çırçıplak söyle dedi. Dini açık söylemek, gizli söylemekten iyidir. Perdeyi kaldır. Çırçıplak söyle. Çünkü ben güzelle gömlekli olarak yatıp uyumam. Dedim ki, o apaçık meydana çıkarsa ne sen kalırsın, ne kucağın kalır, ne de yanın belin. Hazreti Pir Hüsamettin Çelebi'ye cevap veriyor. Hüsamettin Çelebi ona diyor ki, bana her şeyi apaçık söyle. Dinde İlim olarak bir şeyi saklamak, bir şeyi gizlemek, örtmek bu manada küfür noktasıdır. Bir kimse eğer ki bir bilgisi var ise, bir ilmi var ise bu bilgisini ve ilmini anlatmaması, söylememesi doğruyu örtmek, hakikati örtmek olur ki hakikati söylememek dilsi şeytan işidir. O yüzden bir kimse hangi ilim noktasında olursa olsun doğru bildiğini söylemekle mükelleftir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eğer bir kimse bir ilim konusunda araştırır, çalışır, bir sonuca varırsa, isabet ettiremezse bir sevap, isabet ettirirse 10 sevap der. Bu insanların bütün ilimlerde özgür bir şekilde araştırmaya sevk eder. Bu ister dini ilim olsun, isterse dini ilmin ilgilenmediği, bunu pozitif bilim olarak nitelendirdiğimiz bilim ehli olsun.
Az önce hocamın değindiği ülkemizde bir yanlışlık var. Bu yanlışlıklardan birisi, biz tıp ilmini dine vurgulamaya çalışıyoruz. Dini de tıp ilimle anlamaya çalışıyoruz. Veyahut da bir matematik ilmiyle dini anlamayı, dini de matematik ilmine özleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bunların ikisi de farklı kulvarlarda, kendine göre çalışacak kulvarlardır. Hani sahabeden bir kimse gelir, Hazreti Peygamber'e der ki sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, müşrikler hurmaları aşılıyorlar, biz de aşılayalım mı? O der ki, aşılamayın, fıtratı bozmayın. Bir dahaki seneye gelir sahabeler, derler ki, ya Resulallah, müşrikler hurmaları aşıladılar, bizden daha fazla ürün aldılar, biz ne yapalım? O zaman Hazreti Peygamber der ki, bunları kendiniz karar verin, bunları bize sormayın. Bir kimse doktora gidip gitmeyeceğini şeyhine sormaz. Hastasa doktora gider. Bakın, hastaysa doktora gider. Öksürüyor, gider dahiliye uzmanına müracaat eder, tedavisin olur. İkisi farklı alanlardır. Bakın, farklı alanlardır. Din bu manada bir veçesiyle manadır. Bir veçesiyle zahirdir ama bir veçesiyle manadır. Bunu da herkesin kendince kendi inanışı çıkar ortaya. Bu o kimsenin kendisine aittir. Bizim de onu yargılamaya hakkımız yoktur. İşte dinde din konuşulurken açık, çırçıplak konuşulur. Bir şey saklanmaz. Bunu siz bilemezsiniz demez. Bunu sen bilemezsin demez. Bilen kimse anladığını, o noktada bilgisini topluma aktarmakla mükelleftir. Ve ne zaman ki bu topluma aktarılırken insanlar değişik algılanma korkularıyla, değişik algılanma korkularının hükmüyle baş başa kaldıklarında dini ilimler son bulmuştur. Bu az önce hocamın az bir şey değindiği ama bizim içeride küçük bir noktada büyük bir meseleyi konuşmamız gibi. Ne zaman ki Müslümanların içerisinde tekfir hastalığı başladı, Müslümanların kendi içlerinde dini ilimlerdeki zenginlik kısıtlandı. Sebep tekfir edilme korkusu. Hatta hocam dedi ki, senin adına da dedi, küçükten tekfir dairesinde, çizgisinde gezdiğin dolaşıldığı söyleniyor. Hiç önemli değil hocam, isteyen istediği kadar tekfir etsin. Ben bildiğimi söylemekten, anladığımı söylemekten geri durmayacağım dedim. Çünkü ben biliyorum ki ben din alimi değilim. Ben biliyorum ki kendimce ben de sizin gibi dinini öğrenip yaşamaya çalışan bir kimseyim. Hataya da açıkım, kusura da açıkım, yanlışa da açıkım. Ama şunu da samimiyetimle söylüyorum. Ben Kur'an ve sünnet dairesinde durmaya ve konuşmaya gayret eden bir kulum. Başka bir şey değil. Evet, güzellere ait sözlerin başkalarının sözleri arasında söylenmesi daha hoştur. Yani bu ne demektir? Sufilerde bir terbiye vardır. Sufiler güzel sözleri bir başkasının sözüymüş gibi aktarırlar. Kendilerine atfetmezler. Bunu ben söyledim demezler. Bunu ben bildim, bunu ben anlattım, bunu ben gördüm, bunu ben ettim, bunu ben yaptım demez sufi ahlakı. Bunu az önce hocamın, ben hocamın elini öperim dediği noktadadır sufiler. Üstadlarının üzerinden konuşurlar. Daha önce geçmiş velilerin üzerinden konuşurlar. Kendi üzerlerinden konuşmazlar. Birisi böyle bir rüya görmüş. Birisi böyle güzel bir söz söylemiş.
Birisi böyle bir güzel bir şey anlatmış. Bu o kimsenin kendi enesini, kendi nefsini ortaya koymama halidir. Sufiler buna çok dikkat ederler. Bunu apaçık çır çıplak söyle dedi. Dini açık söylemek gizli söylemekten iyidir. Bana bir şeyi apaçık söyle. Arkasından iğnemeli konuşma. Bana gizli örtülü konuşma. Bana ne söyleyeceksen benim anlayacağım şekilde bana anlat. Bana girift kelimeler kullanma. Benim normal günlük hayatımda anlayabileceğim kelimelerle bana doğruyu anlat. Benim günlük hayatımda anlayabileceğim örneklerle beni örneklendir. Bilmediğim kelimelerle, bilmediğim deyimlerle, bilmediğim sözcükler kullanıp bana doğruyu aktarman mümkün değil. Bana apaçık konuş. Bilebileceğim şekilde konuş. Anlayabileceğim kadar konuş. Hani yine büyükler demişler ya, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, sizin ilminiz karşıdaki kimselerin anladığı kadardır. Ve hani yine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ya, insanların anlayacağı bir şekilde konuşun. İnsanların anlayabileceği bir şekilde konuşun. İşte Hüsamettin Çelebi Hazreti Mevlana'ya diyor ki, bana apaçık söyle. Bana direkt söyle. Bana örtülü konuşma. Bana perdenin arkasından konuşma. Bana bilmediğim şeyleri söyleme. Bana her şeyi ayağın beyan söyle. Hazreti Pir devam buna cevap veriyor. Devam ediyor Hüsamettin Çelebi. Perdeyi kaldır. Perdeyi kaldır. Aramızda perde olmasın. Çır çıplak söyle. Çünkü ben güzelle gömlekli olarak yatıp uyumam. Ben güzel şeyleri perdenin arkasından izlemek istemem. Ben güzel sözleri direkt anlamak istiyorum, direkt duymak istiyorum. Dedim ki, Hazreti Pir diyor ki, dedim ki ona, o apaçık meydana çıkarsa ne sen kalırsın, ne kucağın kılır, ne de yanın belin. Dini mana itibariyle apaçık sen görürsen, senlik benlik kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Orta yerde din kalır sadece. Orta yerde din kalır. Eğer gerçekten din apaçık anlatılır, din apaçık söylenir, din apaçık algılanırsa ortada sadece din kalır. Ortada başka hiçbir şey kalmaz. Dile, özle, dile, özle. Fakat ölçülü dile, özde bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz. Ey insanlar, ey din öğrenmek isteyenler, dileyin ama dilediğiniz şey ölçülü olsun. Önce kendi nefsinizi tanıyın. Önce kendinize bakın. Ben ne yapıyorum, neredeyim deyin. Kendinizi analiz edin. Bir şeye ne kadar hazır olup olmadığınıza bakın. Bir şeye ne kadar hazırsanız, kendinizi ne kadar hazır hissediyorsanız onu dileyin. Ve haddinizi bilin. Haddini bilmek kadar büyük edep yoktur. Bir şeyi isterken de ölçülü isteyin. Haddinizi bilerekten isteyin. Dünyayı aydınlatan güneş birazcık yaklaşsa her şey yanar gider. O zaman siz öylesine ölçülü olun, öylesine haddinizi bilin ki neye ne kadar yaklaşacağınızı kendiniz görün. Fitneyi, kargaşalığı, kan dökücülüğü arama. Bundan fazla Tebrizi Şems'ten de bahsetme. O zaman insanların aramayacağı bir şey var. Ne? Fitne. Fitneyi arama. Fitneyi çıkarma. Kargaşa çıkarıcı şeylerden uzak dur.
Kargaşayı kes. Kargaşayla uğraşma. Kan dökücü olma. Haksız yere kimseyi öldürme. Haksız yere kimseye zulmetme. Ve senin sözlerinden dolayı insanlar kan dökücü olmasın. Senin tavır ve davranışlarından, senin ilminden, senin irfanından kan dökücülük çıkmasın. Sen ilim adına fitne çıkarıcılardan olma. Sen ilim adına kargaşa çıkarıcılardan olma. Sen eğer ki bilmeden, anlamadan, öğrenmeden bu ilim diye konuşursan, haddini aşarsan fitneye, kargaşaya ve kan dökücülüğe sebep olursun. Bundan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bunun sonu yoktur. Sen baştan başta yürü, yine hikayeyi söyle de tamamla. Hikaye neydi? Cariyenin, padişahın cariyeye olan aşkı. Eren, o veli, o doktor, padişahım dedi, odada kimse kalmasın. O cariyeyi tedavi etmek için gelmişti. Padişaha dedi ki, bu odada hiç kimse kalmasın. Yakını da uzaklaştır, yabancıyı da. Hani doktorlar hala daha şimdi hastanın yanında birisini istemezler. Hastanın yanında da durmak için uğraşmamalı bir insan. Bu edeptir. Bu edep sufilerin içerisinde de vardır. Bir doktora gittin, doktora ya güveniyorsundur ya güvenmiyorsundur. Güvenmiyorsan başka güvendiğin doktora git. Doktora gittin mi? Doktora teslim ol. Sana ahlaksızlık yapmaya kalkarsa dersini ver. Ama öbür türlü bırak ilmini konuştursun. Bizde yok. Doktor hastayı muayene bile edemez. Karnına bastıracaktır. Adam bekler başında. Karnına bastıramaz hastanın. Neden? Karnına bastıracak, o acı hissediyor mu, hissetmiyor mu? Oflayacak hasta. Veyahut da sıkacak onun bir tarafını. Değildir. Namahrem olduğuna dair mi? Hocam olmadığına dair. Hocam olmadığına dair bir sürü fetva getiririm ya Hanefi'den. Nereden buluyorsam bunları, ben bulmuyorum onları. Hanefi'den olmadığına dair. Doktora mahremiyet olmadığına dair. Doktora mahremiyetin olmadığına dair çok fetva var Hanefi'den. Ölen. Cehalet o. O yüzden doktorla hasta yalnız kalır. Bir mürşitle mürit de yalnız kalır. Eğer müridin özel bir sorunu ve meselesi var ise mürşidinle, mürşidiyle yalnız görüşür. Bu müridin hakkıdır. Eğer ki bir mürşit, bir alim, bunun adına ne derseniz deyin, o bu görüşmeyi sağlayamıyorsa, bu görüşmeye müsaade etmiyorsa, o kimse sahtekardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadınlar da erkekler de gelir, istedikleri sorularını sorarlardı. Edep buydu. Edep dairesinde istedikleri soruları sorarlardı. Belirli bir zamanı, saati vardı. Gece yarısından sonra kimse gelmezdi. Hatta bazen gece yarısı da gelirdi. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman gibi. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz'e yakın olanlar gece de gelirlerdi. Ama o namaza çıkardı. Namazı kıldırdıktan sonra mescitte oturur. Herkesin sorularına cevap verirdi. Hatta öylesine ki bir hadis-i şerifte dedi ki bugün ne soracaksanız sorun. Babası belli olmayan bir sahabe geldi. Benim babam kim dedi. Bakın benim babam kim dedi. O da senin babam filancadır dedi. Bakın o da senin babam filancadır dedi. Ondan sonra sonunda dedi haddi aşmayın soru sorarken.
hani üzerinize farz olmayan şeyleri söylemeyin gibisinden geçmiş ümmetler buradan helak oldu. Hani su helal mı? Bunu sormayın. Haramlar Kur'an-ı Kerim'de belli. Benim söylediğim haramlar da belli. Yeniden bir şeylerin haram mı olmasını istiyorsunuz? Bunların haricinde olanları bu haram mı, bu haram mı? Şimdi de hastalık var ya bizde. Şimdi de bizde hastalık var. Biz soruyoruz. Bu haram mı? Kardeş, ayet ve hadislerin haram ettikleri meydanda. Ayet ve hadislerin haram ettikleri meydanda. Bunun haricinde kalan bir şey haram mı diye sorma. Bu din değil. Haramları sor. Ben sana yiyecekteki haramları, içecekteki haramları anlatayım. Bakın, yiyecekteki haramlar, domuz eti, besmeleyle kesilmemiş hayvanların etleri. Başka yiyecekteki haramlar yok. Kan var, kan pıhtısı, kanı yiyecek olarak görenler olabilir. Böyle ne diyorlar onlara? Vampir olabilir insanlar. Olabilir, eyvallah. Yiyecekteki haramlar bunlar. Yok, onlar haramların içerisinde değil hocam. Bakın, yiyecekteki haramlar bunlar. İçecekteki haramlar sarhoş ediciler. Sarhoş ediyorsa içecek olarak haram. Sıvı içecek. Sarhoş edici her şey haram. Bitti. E sen şimdi sarhoş edici her şey haram içecek dediğimizde siz çay haram mı derseniz bu güzel görülmemiş dinde. Haramı çoğaltmak gibi. Hani yeşil örtü helal mı hocam? Ya mübarek insan, örtünün renginle din ne karışsın? İstediğin renkte örtün. Bana ne? Ha, profesör de bizim tennureler olmaz dedi ya. Hocam söyledi diye söylüyorum şimdi. Yani bizim rengimize takmışlar ya kafayı. Benim cübbe zaten dillere destan. Benim cübbe zaten gören bir sefer anında bu olmaz diyor zaten. Zaten beni gören olmaz diyor da. Ben fazlalıkım biraz. Böyle fazla mı, aksi miyim artık? Ne, nasıl geliyorsam millete. Bu ayrı bir şey. Ama işte burada o veli zat, o hekim olarak geçen kimse dedi ki beni hastayla yalnız bırak. Yanımızda ne yakını olsun ne uzağı olsun. Hani bazıları da gelir ya, onun arkadaşıdır. Onun yanında duracak. Ya bırak. Belki de özel bir meselesini soracak o. Hiç kimsenin bilmediği bir şeyi sormak istiyor. Neden yanında durmak istiyorsun? Edep. Bir kimsenin telefonu dinlenilmez. Telefonla konuşan bir kimse sizden 2-3 adım ayrıldıysa ona serbest bırakılır. Bir kimsenin iki kişinin özel fısıldaşaraktan konuştuğu şey dinlenilmez. Edeptir. Bir kimse iki kişi konuşuyorsa onun ne konuştukları merak edilmez. Merak edilip o dinlenilmez, kalkmaz. Birisi özel bir mektup gönderdiyse o okunmaya kalkmaz. Birisinin özel bir ilişkisi, özel bir durumu araştırılmaz. Ayetle sabit. Ve diyor ki, bütün herkes odadan çıkar. Dehlizlerde kimse kulak vermesin, kimse dinlemesin de şu cariyecikten bir şeyler sorayım. O zaman iki kişinin konuştuğuna kulak verilmez. Dinlenilmeye çalışılmaz. Hafiyelik yapılmaz. Ne konuşuyorlar? Ne dediler acaba? Ne söylediler acaba? Yok canım, bu bundan böyle bir şey mi yapıyor? Bunların hepsi de haramdır. Hepsi de haramdır. Sufi edebi nasıl, bak görüyor musunuz? Hiç bizim yaşadığımız hayatta var mı böyle edepler? Eşiniz birisiyle telefonda konuşuyor, siz kulak kabartmayacaksınız. Çocuğunuz telefonda birisiyle konuşuyor, siz kulak kabartmayacaksınız. Güven duygusu. Güven duygusu. Ne kadar uzak bizden değil mi?
Anne babalar, çocuklarınıza hiç güven duydunuz mu böyle? Eşler, hiç eşlerinize böyle güven duydunuz mu? Adam uyusa da telefonunu bir kurcalasam. Ben boşanmak istiyorum. Sebep, benim bey diyor telefona şifre koymuş. Beyi telefona şifre koydu diye boşanmak isteyen kadınlar var. Ya diyorum gayet normal bu. Neden koymasın? Yani çocuk buna dokunsa, birisini arasa? Ha biri arasa onu? Yok. Erkek eşinin telefon şifresini istiyor. Bana telefonun şifresini ver. Aa, iyi ki kadın olmamışım diyeceğim ama Cenab-ı Hak takdir etmiş. Bir kadın, yani adam onun telefonun şifresini istese kadın boşanmasız lazım. Bana güvenmiyorsun demek, Allah yolunu açık etsin. Benim telefonumun şifresini isteyecek, diyeceğim ki Allah yolunu açık etsin. Sebep, ya güvenmiyorsun demek ki bana. Sufi güvenin üzerinde yaşıyor hayatı. Güvenin üzerinde yaşamıyorsa yanlışlık var. O da boşaldı. Hekimle hastadan başka kimsecik kalmadı. Hekim yumuşak yumuşak nerelisin sen diye sordu. Hekimlere ders. Hastalarınızla yumuşak yumuşak konuşun. Hastalarınıza sertlik yapmayın. Hastalarınıza terslik yapmayın. Hastalarınıza tepeden konuşmayın. Senin neyin var? Karşıdan iğne atacaksın sanki. Hemşire hanımlar, hastalara makul davranın. Hastalara iyi davranın. Herkesin hasta olma hakkı var. Hasta hakları var. Millete iğne vururken sanki çok affedersiniz ineğe iğne vurur gibi yapmayın. Yumuşak yumuşak tatlı tatlı konuşun. Tebessümlü olun. Mütebessim olun. O hasta. O rahatsız. Derviş kardeşler. Derviş kardeşlerinize karşı mütebessim olun. Onlara sert davranmayın. Onlar gönül rahatsızlığı yaşıyorlar. Onlara sırtınızı dönmeyin. Onlarla tartışmayın. Onları tatlı tatlı dinleyin. Onlara muhabbet besleyin. Onlara merhamet edin. Onlara şefkat gösterin. Derviş kardeşler, kapınızdan gelen kardeşi Hakk'ın gönderdiği misafir olarak görün. Onlara karşı sert, onlara karşı tepeden bakma. Onlara karşı itici, onlara karşı böyle ters davranışlarda bulunmayın. Bir hekim edasıyla kendinizi yüksek de görmeyin. Sizin en iyiniz ümmete hizmet eden. Geldi müşriklerden üç kişi, Yahudilerden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri su dağıtıyordu. Dediler ki buranın emiri kim? O da dedi ki ümmetine hizmet eden. Bu Mecnun herhalde dediler. Gittiler Hazreti Ebubekir Efendimiz'e. Kılık kıyafetiyle o oranın emiri gibi duruyordu. Gittiler ona dediler ki buranın emiri kim? Ümmetine hizmet eden dedi. Frekansları aynı. Ümmetine hizmet eden oranın emiridir. Zakirlik yapmayın. Hürmet edin. Ağabeylik yapın. Ablalık yapın. Hürmet edin. Kardeşlik yapın, hürmet edin. Emredici olmayın, hizmet edici olun. Tepeden bakıcı olmayın, aşağıdan bakın, tebessüm edin. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz bir tarağın dişileri gibisiniz. Birbirinizden üstünlüğünüz yok. Üstünlük takvaca üstün olan üstün. Bunu da tespit edecek olan, takdir edecek olan Allah. Bunu insanların tespit etmesi mümkün değil.
Siz birisini daha takvalı görebilirsiniz. Bu sizin görüşünüz. Onun gerçeğini Allah bilir. Belki de sizin yanınızda takva gösterisi yapıyordur. Belki de gösteriş yapıyordur orada. Belki de o farklı davranıyordur o esnada. Sizi aldatabilir, sizi kandırabilir. Kitaplarını satmak için size takva süsü verebilir. CD'lerini satmak için size takva süsü verebilir. Dergilerini sattırmak için takva süsü verebilir. Sizden para toplamak için takva süsü verebilir. Sizden himmet toplamak için takva süsü verebilir. Sizden zekat toplamak için takva süsü verebilir. Siz biraz daha ona maaşı arttırın diye takva süsü verebilir. Siz camiden dışarı çıkarken, sohbetten dışarı çıkarken cebine daha biraz daha balyayı büyütün diye takva süsü verebilir. Ayet-i kerimede sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz diyor. Bu sıraladıklarımın hepsi de sizden ücret. Ben bunu böyle söyledim diye bana kızıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz kitap yazdık. Ben de diyorum ki yazdığınız kitabın ayet-i kerimelerine ne kadar ücret ödediniz? Yazdığınız kitaptaki hadis-i şeriflere ne kadar ücret ödediniz? Ey ayet ve hadisleri paraya çeviren para gözler! Sizin anlattığınız din dinlenilmez. Çünkü siz para karşılığında konuşuyorsunuz. Çünkü siz para karşılığında yazıyorsunuz. Çünkü siz para karşılığında sohbet ediyorsunuz. Bir gecelik sohbetiniz 7 milyar, 8 milyar, 10 milyar. Televizyonlarda aylık 100 milyar maaşla konuşuyorsunuz. Sizin peşinizden gidilmez ayetle sabit. Sizler dinlenilmezsiniz ayetle sabit. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden hikayeler çıkarıp paraya devşiren para gözler. Ne zaman dirileceksiniz? Dirilemezsiniz. Neden? Siz ayet-i kerimedeki Harun'un etrafında kalan Yahudilerin buzağa taptığını söylüyorsunuz. Sizin de kalbinizde buzağlar var. Sizin kalbinizdeki buzağları kim ortaya çıkaracak? Kalbinizdeki buzağıya tapıyorsunuz. Samiri ortaya bir buzağa koydu. Sizin buzağlarınız kalbinizde. Siz dini gerçek manada ne anlamak ne anlatmak istiyorsunuz? Korkularınız buzağlarınız, ümitleriniz buzağlarınız. Eğer dinin hakikatini anlatırken savcılık beni mahkemeye çağırır diye korkuyorsan, dilini güdük çıkarıyorsan buzağı oldu senin için. Samir'in buzağısıyla senin kalbindeki o korkunun bir farkı yok. Eğer ben burada konuşursam bu insanlar bana para vermez, himmet etmez, peşimden gelmez, beni orta yerde bırakırlar diye düşünüyorsan buzağıyı kalbinde taşıyorsun. Sen Samiri'nin buzağısın senin kalbinde. İşte o hekim diyor ki herkesi boşalt. Odada kimse kalmasın. Kalbinde hiç kimse kalmasın. Kalbinde mecaz kalmasın. Eğer kalbi hastalıklarından kurtulmak istiyorsan kalbini tenvir eyle. Odayı boşalt. Evini temiz tut. Hazreti Allah Davud'a dedi ki ey Davud evimi temiz tut. Onun evi müminin kalbi. Hekim dedi ki padişaha ben bu hastayla baş başa kalayım. Odada kimse kalmasın. El hakim olan, el hekim olan Allah'tır. Eğer odada bir sürü samiri var ise ve bir sürü de buzağı varsa o kalp
asla şifa bulmayacaktır. Hekim yumuşak yumuşak, nerelisin dedi. Yumuşak yumuşak, nerelisin dedi. Nerelisin sen diye sordu. Çünkü dedi, her şehir halkının ilacı ayrıdır. Her şehir halkının ilacı ayrıdır. Her kalbin ilacı ayrıdır. Her nefsin ilacı ayrıdır. Ayrıdır. Çünkü herkesin kalbi aynı hastalıktan değildir. Kimisinde kadın vardır, kimisinde makam vardır, kimisinde mevki vardır, kimisinde para vardır, kimisinde güzel görünmek vardır, kimisinde yakışıklı görünmek vardır, kimisi örtünün altında neler saklamıştır, kalp örtüsünün altında. Her kalbin hastalığı aynı değildir. Her şehrin hastalığı da aynı değildir. Bazı şehirlerde sanayi vardır, orada kanser daha fazladır. Ama gidin, işte Bayındır'ın köyünde hastalık o kadar bulamazsınız. Neden? Sanayiden uzaktır. Herkes doğal besleniyordur, doğal yürüyordur, yürüyüş yapıyordur, dağda yaşıyordur, dağdaki otlardan, çöplerden besleniyordur. Bizim gibi veya büyük şehirlerde yaşayanlar gibi endüstriyel gıdalar yemiyordur. O kimselerin hastalıkları hafiftir. Hasta olsalar da çabuk atlatırlar. Şehre göre hastalık farklıdır. Eve göre hastalık farklıdır. Maddi manevi. Maddi manevi hastalıklar farklıdır. O yüzden hekim hastalığa göre ilaç vermelidir. Ve hastaya göre ilaç vermelidir. Ben geçen gün anjiyo yapacaklar. Bana soruyor, yakın zamanda bir ilaç içtin mi? Ben hiç ilaç kullanmıyorum dedim. Hiç hap içmediniz mi? Yakın zamanlarda hiç hap içmedim dedim. Dedi, bir şeye karşı bir alerjiniz var mı? Vallahi hiç hap kullanmadığımdan uzun müddetten beri dedim. Neye karşı alerjim olup olmadığını da bilmiyorum. Penisilin dedim ya, hiçbir ilaç kullanmıyorum dedim ya dedim. Böyle baktı hemşire hanım. Dedi ya, bu zamanda böyle hastalar var mı? Var dedim, ben varım işte dedim. Ben hiç kullanmıyorum dedim. Uzun müddetten beri de kullanmadım dedim. Dedi, biz hani ilaç vereceğiz damardan. Verin dedim, şansımıza ne çıkacaksa çıkacak dedim. Bir şey var mı yok mu bilmiyorum çünkü dedim. Soruyor ya, bir ilaç kullandın mı? Ona göre ilaç kullanacak bak. Hastanın konumuna göre ilaç kullanacak. Hastalığın durumuna göre ilaç kullanacak. Hekimlik bu, mürşitlik de bu. Dervişin hastalığına göre ona ilaç vermek. Toplumun hastalığına göre ona ilaç vermek. O şehirde yakınlarından kimler var? Kime yakınsın? Neye bağlısın? Elini nabzına koymuş bir bir feleğin cefalarını sorup duruyordu. 150'den itibaren devam edeceğiz inşallah. Buyurun. Sufiler 1000 yıldan beri bunu söylüyorlar. Bilmem, ben sufilerin yazdığını biliyorum. Namazlarda sünnet yerine farzları kaza yapsam olur mu? Çok âlâ olur. Borsa haram mıdır? Hangi borsadan bahsediyorsunuz? Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, dünya üzerinde İslam hukukuyla hukuklanan hiçbir ülke yok. O yüzden dünya üzerindeki dönen ticaretle alakalı bütün kuramlar ve kurallar vahşi kapitalizme ait. Kardeşlere tavsiyem şu, böyle kağıtların, üç kağıdın üzerinde dönen şeylerden uzak durun. Sufiler kağıttan uzak dururlar. Bu sufi dünyası. Nasıl? Biz kağıt parayı çok sevmeyiz. Biz kağıtları da sevmeyiz. Biz böyle kağıtları da üç, böyle hani var ya, üç kağıtçılar böyle kapatırlar ya böyle. Ondan sonra bul kareyi al parayı derler ya. Böyle karıştırırlar, sen bakarsın çok uyanıksın ya.
Buna basıyorum 5 lira dersin. Tamam mı? Açar, bu değil der. Senden 5 lirayı alır. Ama o esnada seni kandırmak için birisi gelir. Orada duruyor o, yabancı o. O böyle çeviriyor ya, tamam mı? O böyle bakar. 5 lira buna der. Tak! Onu kazandırır. O kendi adamıdır. Dünya üzerindeki kapitalist sistem böyle çalışır. Herkes bakıyor. Dolar yükselmiş. Sen ne ürettin, ona baksana. Üret, sat. Sana ne dolardan? Sana ne Amerikan Merkez Bankası'nın bilmem ne faizlerini artırıp eksilteceğinden? Bağlamışlar bizi. Ticaret yapan kardeşler bana soruyorlar. Ne yapalım? Ticaretinize devam edin. Ticaretine devam et. Ne iş yapıyorsan tekstilcisin. Üret kumaşını. Ne iş yapıyorsan su işi yap, devam et sen. Sana ne elin Amerika'sından? O yüzden borsa haram mı? Canım kardeşim. Borsa dediğin şey ne? Aldatmacadan başka bir şey değil. Sen reel üretime bak. Kapitalist sistem getirmiş, senin önüne koymuş. Bir şirketin kağıtlarını satıyor sana. Orada yönetim kurulu toplanıyor. Şirketin sermayesini kendi kafasından arttırıyor. Senin elindeki 100 liraya aldığın kağıt kuş oluyor. Üretin. Hiçbir şey bilmiyorsanız tarla alın. Gidin ekin. Zengin olmayıverin. Villalarınız olmayıversin. Deniz kenarında yazdıklarınız, yazdığınızın önünde yatlarınız olmayıversin. Olmasın. En fazla bu olur. Mürşid-i Kamil'in nazar etmesi nasıl, kimlere neden nazar eder ya da kimlere neden nazar etmez? Bunun bir Mürşid-i Kamil'e sormak lazım ya. Bulursanız bana da haber verin. Bir şeyin kendini kendisi vasıtasıyla görmesi, ayna gibi başka bir şeyde görmesine benzemez sözündeki kendini kendi vasıtasıyla görmesi durumu ne anlama gelir? Arabi'nin, evet üzerine de yazmış, Arabi'nin ayna metaforuyla alakalı bir söz. Aynaya bakın, ne demek istediğini anlarsınız. Kendinizi görmek için bir aynaya ihtiyacınız var mı? Var. Kendinizi göreceksiniz. Bir aynaya ihtiyacınız var. İsterseniz elinize ayna yapın. İsterseniz bir ayna bulun. Bakın, aynaya baktım saç beyaz olmuş deyin. Türkiye 3. Havalimanı'nı yaparken İran'ın ambargosu kalktı ve İran'ın ilk işi 100 tane Airbus uçak almak oldu. Bu husustaki görüşlerinizi öğrenmeye arz ediyoruz. Bize ne normalde İran'ın kaç tane uçak alacağı ya? Herkes kendi işine baksın. Bu normalde bu, devletin kendi işi. 3. havalimanı Türkiye'ye lazım mı? Evet. Yakın zamanda yurt dışına gidip gelen ister Sabiha Gökçen'den olsun, ister Atatürk Havalimanı'ndan olsun görür. Kuyruk var. Sabiha Gökçen'de saat 10'da uçak kalkacak dediler. Biz bekliyoruz sırada dediler, bilmem kaç tane uçak var. Bilmem kaç tane uçağın kalkmasını bekliyoruz. E bu normalde lazım. Ben kendi kendime dedim hatta, ya 3. havalimanı neden lazım değil diyenlere dedim, gelip burada göstermek lazım. Sabiha Gökçen hiç çalışmayan bir havaalanıydı, kuyruk var. Atatürk Havaalanı'na zaten girmek mümkün değil. Atatürk Havaalanı mahalle dolmuşları var ya, böyle bir şehirlerde kenarda bırakırlar hani bir kimseyi. Atatürk Havaalanı öyle olmuş. Mahalle dolmuşları gibi. Ta havaalanının bilmem neresinde bırakıyorlar seni. Oradan otobüslerle taşıyorlar. Kendi kendime dedim ki bunlar dolmuşu geçmiş. Lazım. Ama işte İran, bunlar dünya üzerinde oynanan büyük siyasi oyunlar.
Yani Türkiye'yi de rahat bırakırlar mı? Bırakmazlar. Ama bu oyunun gereği bu. Gerçeği bu. Bu olacak, bununla baş edecek ülke. Özel emeklilik, bireysel emeklilik fonunda yatırılan paralar veya fondaki para alınınca zekata tabi midir? Parayı aldığınızda zekata tabi olur. Hacca gidip gelen kişinin geçmiş namaz borçları da affedilmiş olur mu? Ya bu biraz sıkıntılı olur o zaman. Yani adam hiç namaz, abdest, oruç yapmasın, ondan sonra 80 yaşında elinde değnekle gitsin bir hac yapsın, cenneti garantilesin. Yani böyle bir şey de, hatta birisini getirmişler, ölsün diye getirmişler. Dedi mi, dede seni ölsün diye getirdiler herhalde buraya. Vallahi oğlum dedi, herhalde beni ölsün diye gönderdiler dedi. Seni dedim tek başına kim gönderdi buraya? Yani çocuklarına telefon açıyoruz. Çocuklarına diyoruz ki bu adamı neden gönderdiniz? Ses yok. Ölecek bu adam diyorum ben, ses yok. Ölsün diye göndermişler. Ha bir de böyle ibare var ya, mübarek yerlerde öldü dedemiz diyecekler. Yani babaları mübarek yerlerde öldü. Bakamamışlar, almışlar uçak biletini, postalamışlar. Hasta her gün adam. Ya ölecek diye biz böyle özel bakımı aldık. İyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık bilmiyoruz tabii. Ya ölsün diye göndermişler ya. Yaşlı kadıncağız, mümkün değil bir yere gitmesi. Oğlanlar annelerine iyilik yapıyorlar. Haydi anne seni ömreye gönderiyoruz. Yanında ne gelini var, ne kızı var, ne oğlu var. Ezilecek kadın. Ama şey ya, anlayış, orada ölecek, her şeyden kurtulacak. Zerrece hayır yapanın hayrı karşılıksız kalmaz. Zerrece şer işleyenin şerri cezasız kalmaz. Ayet-i Kerime. Biz namazlarımızı kılmaya devam edelim. Allah gafur rahimdir. Biz kılmaya devam ederken ölürsek Cenab-ı Hak sondan başa bakar, affeder. Namaz insanı kötülüklerden alıkor. Namazı kılıyorsan kötülüklerden uzak dur. Her türlü melaneti işte, ondan sonra Allah-u Ekber, namaza dur gene. Her türlü melaneti işle, çal, çırp, haksızlık yap, hacca git. Ne kadar güzel ya. Geldi, hacı efendi oldu. Daha güzel çırpıyor o zaman. Daha güzel yapıyor. Orhan Hoca'nın söz ettiği kara sinek ile ilgili hadis hakkında düşünceleriniz nelerdir? Böyle bir hadis okumuştum. Böyle bir hadis var. Sineği daldırın diye söylüyor. Yani bunun normalde tıbbi neticesini bilmiyoruz. Bunun tartışmasına da gerek yok. Hiçbir Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli uleması bunlardan bir fıkıh çıkarmamış, bir fetva çıkarmamış. Bakın bu hadislerin üzerinde çok böyle iddialı şeyler söylemeye gerek yok. Bu hadis var mı? Var. Sen ölçü olarak birisi kabul etmiştir, birisi... Vardır, vardır. Yok, vardır. Bu noktada bir sıkıntı yok. Yani bu noktada bakın, ben şu hadislere çok önem veririm. Bir hadisten bir hukuk çıkarılıyorsa ve bu hukuk insanları bağlıyorsa o çok önemlidir. İmamlar da bunu çok önemli görmüşler, mezhep imamları. Mesela İmam-ı Azam'ın müsneti var. İmam Şafii'nin müsneti var. İmam Hanbeli'nin müsneti var. İmam Malik'in müsneti var. Kendilerine fıkıh olarak ölçü aldıkları hadisleri bir kitapta toplamışlar. Demişler ki ölçü aldığımız hadisleri bu kitapta topladık. Açın bakın bu hadislere, inceleme yapın, araştırma yapın. Sonuçta bu içtihatlar, imamların içtihatları Allah'ın kitabı değil, değiştirilebilir, dönüştürülebilir, tekrar üzerinde analiz yapılıp yeni içtihat edilebilir şeyler. Bunu kapıyı kapattık mı? Allah muhafaza eylesin.
ilmin köküne kibrit dökeriz. Güneydoğu'daki olaylar için ne buyuruyorsunuz? Bir devlet devletse kendi sınırlarının içerisindeki her türlü terörü önlemekle mükelleftir. Bir devlet varsa orta yerde, devlete karşı bir kimse silahlı örgüt kurup devletle mücadele ediyorsa, devlet onun gerekli olan cezasını vermekle mükelleftir ki devlet öyle olsun. Bakın, bir devletin benim canımı koruması gerekir. Bir devletin benim malımı koruması gerekir. Bir devletin benim aklımı koruması gerekir. Bir devletin benim namusumu koruması gerekir. Bir devletin benim dinimi koruması gerekir. Bu Hristiyan da olabilir, bu Yahudi de olabilir. Benim dinimi koruyacak. Bakın, benim dinimi koruyacak, benim canımı koruyacak, benim namusumu koruyacak, benim malımı koruyacak, benim aklımı koruyacak. Bakın, benim aklımı da koruyacak. O yüzden devlet bunları yerine getirdiği müddetçe hukuk dairesinde devlettir. Aşk ateştir der Mevlana. Aşka dair manevi yönde kısa bir açıklama yapar mısın? Aşk kelama gelmez der Hazreti Mevlana. Kelama gelen aşk da aşk değildir der. Aşkla alakalı konu soru cevap şeklinde gitmez. O bir dalgadır. Vurur geçer. Geceniz mübarek olsun. Hakkınızı helal edin. Selamun aleyküm.